أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Teala'nın salamı, merhameti, bereketi hamımızın üzerine olsun. Elhamdülillah kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz şükürler olsun ki Allah Teala bizi Müslüman olarak yarattı. Bizi Müslüman ata anadan dünyaya getirdi ve bizi yine sonsuz şükürler olsun ki bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden eyledi. Ne kadar şükreylesek yine az. Yine şükürler olsun ki bizi din fikriyle bir araya topladı. Başka yerlerden, evlerimizden çıkardı. Burada bir arada topladı. Maksadımız nece olsun? Allah Teala bizden razı olsun. Nece olsun din hayatımıza gelsin. Nece olsun herkesin hayatına gelsin. Bütün insanlık kurtulsun. Bütün insanlar cennete giden olsun. Hiç kes cehenneme gitmesin. Ve Allah Teala'nın gönderdiği bütün 124 bin peygamber ne kadar ise Adem babamızdan başlayarak bizim peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin maksadı bu. Ki insanlar ya eyyuhen nas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar la ilahe illallah deyin. Kurtulun, hoşbakt olun. Yani Allah'ı tanıyın, Allah'a ibadet edin. Allah Teala bu hayatı nece yaşamanızı istiyorsa o formada yaşayın, kurtulun. Hem bu hayatta hem ebedi ahirette. Çünkü Allah Teala bu dünyaya bizi ne için gönderdi? Az bir zamana ebedi ahiretimizi herkes emeliyle kazansın diye. Yoksa Allah Teala bizim her birimizi tanıyırdı. Herkesi kim cennetlikti cennete, kim cehennemlikti cehenneme koyabilirdi bir başa. Adaleti olurdu, zulüm olmaz. Çünkü özü yaradıp özü bilir. Bazıları adaletsiz kimi görerler mi? Diğerler aşı o cehenneme gidenler. Allah'ım bizim taksirimiz nedir? Bizi oda azaba koyursan, onların elediği nedir? Onları cennete kefeller lezzete koyursan. Buna göre Allah Teala herkes özünü görsün, özünü tanısın diye bu hayata gönderdi ki herkes emeliyle kazansın ya cenneti ya cehennemi. Elbette Allah Teala şart koydu emeliyle kazanmak için. Yoksa Allah Teala'nın rahmeti olmazsa cennete hiç kes girmez. Allah Teala hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyilende ki sen de Allah'ın rahmeti olmasa girmezsen mi? Hatta der yetağamma diyenallahu bir rahmetihi. Yani Allah Teala öz rahmetiyle her tarafını beni bürümese cennete giremem. Peygamberimiz Allah'ın rahmetiyle girirse biz de Allah'ın rahmetiyle giresek inşallah. Ona göre de Allah Teala bütün peygamberleri gönderdi insanlara kalplerinde Allah'ın azameti olsun. Allah'ın büyüklüğü olsun. Allah'ı tanıma olsun. La ilahe illallah'ın hakikati olsun. Bilsin ki insan bütün yerleri, göğleri, yedi kat göğleri, yedi kat yerler bunların arasında neler varsa hamısını Allah-u Teala öz kudretiyle yarattı. Yoktan var eledi. Allah-u Teala her şeye kadirdi. Yarattıklarını bir an içerisinde de yaratabilir, müeyyen dövürler içinde yaratabilir, müeyyen müddet içerisinde Allah-u Teala nece istiyorsa o cüre yaratabilendir. Ve onun sıfatlarında onun hiçbir nöksan olmayandır. Subhanallah diyerek Allah-u Teala bütün nöksan sıfatlarından münezzeh, temiz. Allah-u Teala hiçbir şeye ihtiyacı olan değil. Allahu Samad. Ama bütün mahlukat her anda Allah'a muhtaç. Biz her birimiz her anda Allah'a minlerle ihtiyacımız var. Allah-u Teala her anda minlerle ihtiyacımızı ödüyor. Yiyip içirik dahille minlerle prosesi aparan Allah-u Teala. Her anda beynimizde anatomi edebilir ki minlerle hücre ölür yerine tezesini getirir Allah-u Teala. Her anda gözümüze lazım olan yetirmese göz görmez. Beyin, şuur, ağıl işlemez. Kulak işitmez. Dil danışmaz. El, ayak hareket elemez. Her anda minlerle ihtiyacımızı ödüyor. Ona göre Allah Teala diyor ki ana akrabu ileykum min hablil varid. Sizin o şah damarınızdan, ruh damarınızdan size daha yakınım.